Efendim bu son 3-4 dakikamız bu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları. Ben yani kişi olarak siyasi hayatınız boyunca bu meseleye çok duyarlı olduğunuzu biliyorum. Bu davaya çok duyarlı olduğunuzu biliyorum. O bakımdan da yani sadece Türkiye'nin sesi çıkıyor ve dünya hala gözünü kapatmış bu işe. Ne diyorsunuz? Bu daha ne kadar sürecek? Maalesef yani dediğiniz gibi önce şunu ifade edeyim. Yani biz bütün geçmiş siyasi hayatımız boyunca Filistin konusunda hiç laf üretmedik. Evet. Hep orta icat, mitingler yaptık, gösteriler yaptık, doğru yapılması gereken planları açıkladık. Bu planlar üzerinden hareket edilmesi gerektiğini teklif ettik. Bütün elimizden ne geliyorsa, zihnimiz ve yüreğimiz bize neyi emrediyorsa Filistin davası için onu yapmaya çalıştık. Öncelikle şunu da ifade etmek isterim. Filistin davası bizim için siyasi bir mesele olmaktan ziyade zihnimizin ve gönlümüzün içerisinde çok önemli bir yeri tutan bizim varoluş nedenlerimizden birisidir. İnancımızın, medeniyetimizin temel meselelerinden birisidir. Çok garip bir şekilde maalesef dünya büyük bir suskunluğu sürdürüyor. Batı dünyası sürdürüyor. Doğu'da evet birkaç tane çok kuvvetli ses çıkaran ülkeler oldu. İşte Latin Amerika'da birkaç tane ses çıkaran ülkeler oldu. Maalesef İslam coğrafyası çok ciddi şekilde suskunluğunu koruyor. Halkları kastetmiyorum. Batı'da da halkları Evet. kastetmiyorum. Bu anlamda rejimler, devletler İsrail yanlısı bir tutum izliyor. İslam coğrafyası lalu epkem eski tabirle sağır ve dilsiz bir pozisyonda bu olayları Maalesef. görmemezlikten geliyor. Bu hazin bir durumdur. İsrail'de zaten ta 1948'den bu yana, özellikle 1967 savaşından bu yana gerçekten hep sürekli adım atıyor, mevzi kazanıyor. Bu sadece fiziki mevzi değil, aynı zamanda siyasi mevzilerde kazanıyor ve sürekli yolunu açıyor. Dolayısıyla burada bizim İsrail karşısında mutlaka çok kuvvetli bir diplomatik bloğu oluşturmamız lazım. 67'den bu yana İsrail'in gücü sadece askeri gücü, ekonomik gücü ya da dünyadaki propaganda gücü değil. En büyük gücü diplomatik gücüdür. Evet. Kendisini Birleşmiş Milletler'e dayamış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki abisine dayamış. Ne yaparsa yapsın yanına kâr kalacağını biliyor ve karşısında en ufak bir şekilde de diplomatik bir blok oluşturmuyor. Ayrıca son zamanlarda İslam dünyasının iç çelişkileri, Suriye meselesi, Arap Baharı ile birlikte başlayan o haklı ayağa kalkış ama maalesef onun ikinci aşamasına geçemeden çok ciddi şekilde bir türbülansa girmesi, Irak'ın bölünmesi, bölgedeki bir mezhep çatışmasının geriliminin yüksek düzeyde devam etmesi, Sünni-Şii geriliminin devam etmesi, etnik kavgalar vesaire İsrail elini ovuşturuyor. Biz Bu Suriye Savaşı'nın İsrail'in pervasızlığı biraz da o tırnak içinde abiden mi kaynaklanıyor? Abiden Çünkü bu kaynaklanıyor. kadar hani pervasız. Hiç şüphesiz abiden kaynaklanıyor. Dünyadaki çok kuvvetli lobisinden kaynaklanıyor. İslam coğrafyasının dağınıklığından kaynaklanıyor. Evet, bu Ve çok İslam önemli. coğrafyasının siyasi iradesizliğinden kaynaklanıyor. Eğer bunlar dolayısıyla yapılacak olan şey de bellidir. İslam dünyası siyasi bir iradeye sahip olacak. Önce kendi içerisinde birliği, bütünlüğü sağlayacak, etnik mezhebi bütün çatışmaları bir tarafa bırakarak yek vücut olarak hareket edecek ve yeryüzünde biz barış yanlısı bir blok oluşturabiliriz. Yahudilerin içerisinde de bunlar var. Bakın İsrail'de şu anda bu operasyonlardan fevkalade rahatsız olanlar var. Evet. Biliyorsunuz Washington'da, New York'ta anti-Siyonist Yahudiler yürüyüşler yaptılar. Doğru, evet. Yani hatta bizim geçmiş dönemde İstanbul'da yaptığımız bir mitingde hem de bir haham, anti-Siyonist Yahudilerden bir haham aynen şu cümleyi söylemişti. Unutmuyorum, cumartesi günüydü. Biliyorsunuz Yahudilerde cumartesi günü bir iş yapılmaz. Tatil günüdür. Elektrikli bir şey de kullanmazlar. Miting meydanında mikrofonu kullanmadı. Tercümana kulağına söyledi. Tercüman tercüme etmişti. Hiç unutmuyorum. Ve aynen şunu söylemişti. Orta Doğu'da ve dünyada barışın sağlanması için Siyonist rejim mutlaka yıkılmalıdır demişti. Şu anda Siyonist rejimin yapmış olduğu bu yanlışlıkları karşısına çıkan Yahudiler de var. İngiltere'deki gösterileri gördünüz, Avrupa'da başka yerlerdeki gösterileri gördünüz, Amerika'daki gösterileri gördünüz, Latin Amerika'da gördünüz. Yeryüzünde barış isteyen insanlar var. Bunun için çok saygıdeğer Yahudiler de var. Hatırı sayılır sayıda Yahudiler de var. Şimdi insanlar, akıl sahibi insanlar şunu görüyor. Dünya barışının kilidi Orta Doğu. Evet. Orta Doğu'nun kilidi de Filistin sorununun çözülmesidir. Daha doğrusu artık İsrail sorunu olmaya doğru devam eden, yönelmiş olan bu barbarlığın, bu saldırganlığın sona erdirilmesidir. Filistinlilerin de barış içinde yaşayabileceği, özgür bir şekilde yaşayacağı, baş şehri Kudüs olan bir Filistin devletinin tam manası, öyle kağıt üzerinde değil, evet, kurulmasının sağlanmasıdır. Şimdi bunları oluşturacak, barıştan yana olan, savaştan yana değil. Biz bu bölgede
bütün farklı ülkeler, bütün farklı siyasi kanatlar oturarak karşılıklı müzakere ederek sorunlarımızı çözebiliriz. Ama derse ki İsrail yönetimi, ya hayır biz sorunlarımızı konuşarak çözmeyeceğiz. Biz sorunlarımızı silahla çözeceğiz ve bu bölgede bir tane Filistinli kalmayacak derse zaten buradan bir sorun çıkmaz. Buradan bir çözüm çıkmaz. Buradan sürekli sorun olur. Ve bu sefer gerçekten İsrail sorun olmaya başlar. Ve dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Türkiye'nin pozisyonu fevkalade tarihi bir görevi var. Evet. Biz burada bütün barış yanlılarını İsrail hükümetinin saldırgan tavırlarına karşı bir araya getirebiliriz. Yahudileri de dahil olmak üzere, Yahudilerden de barış yanlısı olanlar dahil olmak üzere. Batı'da, Doğu'da, Müslüman, Hristiyan kim varsa herkesi bir barış bloğunun etrafında toparlamamız mümkün. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok akıcı, çok verimli bir röportaj oldu. Onun için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle bütün Filistinli şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet dileyelim. Amin. Bir kere daha onların bu büyük mücadelesini saygıyla hatırlayalım. Ve şehit olarak sadece kendileri Filistin davasına büyük katkıda bulunmadılar. Hepimize de Filistin davasını bir kere daha hatırlatmış oldular. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Yasin Erçağlayan, en temel meseleler hem Türkiye'de hem dünyaya dair bu çok önemli meseleleri çok önemli bir isimle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'la konuştuk.